boynumda da iki zincir var. Lazım sarma. Bugün itiraflarınızı okuyacağız. İsterim herkete sati. Tadı karanfil, kalbi nevi karanfil. Arkadaşlar itiraf videomuza hoş geldiniz. Herkesin yaptığı pislik şeyler bugün ortaya çıkacak arkadaşlar. Biz böyle oturduk dedik ki kanka ne çeksek? Özgün bir içerik olması lazımdı. İtiraf videosu. Çok özgün. Ben başlıyorum o zaman. İlkini oku. Az önceki yaptığımız TikTok yayınında birisi benim ayağımı SS almış ve şey emojisi koymuş. Yalama emojisi koymuş. Hoş değil. Hoş ama değil. Bu kişi kanka biraz... Oğlum Göktuğ. Hoşlanmış Göktuğ. Oğlum erkeksin sen. Ayağımdan ne istiyorsun? Yine gösterdik arada. Bir şey diyeceğim. Like atmadılar. Arkadaşlar. Ben gidiyorum kanka. Atmazsanız gidiyoruz. Attın değil mi? Şu an... Attı. Tamam. Gördüm. Şu an devam edebiliriz. Küçükken balık yedikten sonra su içmekten korkardım. İçinde tekrar canlanır diye. Kanka bu küçüklük şeyleri herkeste olabilecek şeyler. Ben de küçükken minareyi Allah zannediyordum. O çok ciddi. Sıfır şaka. Ya bir şey diyeceğim, sen öyle sanmıyor muydun? Kanka minareyi Allah falan sanmıyordum. Ben gerçekten Allah deyince gözümde minare canlanıyordu. En yakın arkadaşımın sevdiği çocuk bana aşıktı sırf üzülmesin diye söylemedi. Bu itiraf değil abi, iyi bir şey yapmışsın. Belinay Kangal. Toprak olsa gidip kıza yapışardı. Tebrik ederim Belinay. Güzel bir itiraf. Belinay Kangal, gerçekten teşekkür ediyorum bu yaptığın davranıştan ötürü. Abi okulda kırmızı saçlı ilah gibi hatun var. Ondan çok hoşlanıyorum demiş. Ben kırmızı kızıl saçlı kızlardan hoşlanan birini daha tanıyorum bizim çevreden. Kim ki? Baş harfi. Şarap ya da lim, seni sevmem olamayın. Şu, oha. Bence şu. Geldi geldi asıl. Asıl. Olay geldi. Abi. Kızların böyle şeyler yaptığını ben biliyordum. Biliyordum. Sırf öpüşmeyi denemek için 9. sınıfta bir kız arkadaşımın okulda öpüşmüştük. Bu kızlar niye tuvalete beraber gidiyor sanıyordum. Böyle şeyler yapıyordu. Bu yüzden değil mi? Evet. Oğlum söyleyin lan, hepiniz bu yüzden gidiyordunuz lan. Ortaokulda, ilkokulda tuvalete beraber gidiyordunuz. Ya lisede bile gidiyordunuz. Balık yemi bağımlılık yaptı. Lise yazıyormuş. Şey daha komik oldu. Kedi maması yiyorum bağımlılık yaptı. Arkadaşlar bu arada bunu bütün videolarda göstereceğim. Oğlum dünyanın en komik yaşamanı bu. Pomponlarım nasıl arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Balık yeminin tadını bilmiyorum ama... Ben de denemedim. Güzel olacağını sanmıyorum. Oğlum balık... Oğlum bir şey diyeceğim, balık geminin içinde sinek falan olmuyor mu benim? Evet. Dediğim? Ay iğrenç. Mami'nin adını cidden Mami sanıyordum. Rubai de Rabia. Oo, Rubai nasıl Rabia? Rubai ismi komik mi arada? Oğlum Rubai nasıl Rabia sanabilirsin? Rubai ne alaka? Rabia ne alaka? Video hızlı gelsin, mental sağlığım kötü. Geliyor. Aga derste kötü şeyler yaparken hoca yakaladı. Kötü şeyler? Halit. Halit kötü şeyler derste? Derste. Bir daha görmeyelim dostum. Bir dakika, bu iki part. Ablam bir çocukla date çıkmıştı. Ben de babamlara hayatımda söylemediğim yalanları söyledim ve sonrasında vicdan azabı çekip annemlere söyledim. Ablam ağzıma sıçmıştı, asla unutamıyorum. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Haber vermeden. Yok yani yapacağın şey, ablam arkadaşıyla kütüphaneye gitti, bu kadar. Sınavda Bluetooth kulaklıkla kopya çekmiştim ama 50 almıştım. Kanka sen bir tık beceriksizmişsin herhalde. Şey, Bluetooth kulaklıkla neyi çekebilirsin ki ama? Edebiyat dersi olur. Türkçe, İngilizce olabilir. Belki onlar olabilir. Kardeşinin Duru kanalını raidlemiştik. Sonra da en yakın arkanın Duru'nun haberi olmadı. Duru'nun kardeşinin kanalı mı var? Şu an ben bunu yeni öğreniyorum. Bir dakika, kardeşinin kanalı mı var? YouTube'a gir. Duru'nun kanalı mı var cidden? Var mı lan? Bu mu? Bu değil. Kandırmayın lan. Yok oğlum öyle bir şey. Kardeşimin kanalı olsaydı bana söylerdi. Yok oğlum öyle bir şey. Yok yani. Duru abicim, bu videoyu izlersen kanalın varsa söyle bana, tamam mı? Sevdiğim çocuğa fake hesap açıp yürümüştüm. O da bana yürümüştü, şerefsiz olduğunu tespit ettim. Yeterince özgüvenli olsaydın kendi hesabından yazıp tavlardın. Olmayı. Ama bunu ben de yaptım. Fake hesap kullanmayın. Var mı fake hesabın? Var. Bak hayır, gel göstereyim. Harbi yok mu? Mamiko Bey'in ismim Mami, ikinci priv hesabım ama bu priv hesabı herkes açık. Bir de o en altta da priv hesabım var. Senin var mı? Benim main hesap var, priv var, şatlanın hesabı var, o kadar. Barda babamla karşılaşıyorum. Bu kötü bir karşılaşmaymış. Ablamın en yakın arkadaşıyla sevgiliyim ve haberim yok. Ablanla aranda kaç yaş var? Bir şey diyeceğim, niye herkes böyle pislik? Çok abi, pislik herkes. Niye böylesiniz arkadaşlar? Toprağın kardeşinden. Lan çocuk 12 yaşında. Oğlum ne diyorsun? Hatta 12 bile değil ya. Düşünsene, bunu yazan kişi 19 yaşında falanmış. Dışarı çıkmak için annemden 500 lira çalmıştım. Annem hiç fark etmedi ya da öyle sanıyor. Kanka sen öyle sanıyorsundur. Annem 500 lirayı fark etmiştir. Oğlum 500 lirayı nasıl fark etmiyorsun? Arkadaşım arkamdan sırlarımı yaydı. Erkek hesabı açıp onunla sevgili oldum.
sırlarını öğrenip yaydım intikam. Tebrik ediyorum, arkandayım bu konuda. Respect. Lan bakacağım bir tane daha soru şey. Oğlum niye Toprağın kardeşinden çok hoşlanıyorum ya. Kim o kim? Duru. Duru, Toprağın kardeşini sal. Onun kardeşi bizim de kardeşimizdir. Aslında senin kayıp kardeşin... Oğlum kardeşlerden ne istiyorsunuz? Gidin lan. Annemin iç çamaşırını kafama taktığımı babamın yanına gidip küçükken babama babam da hiçbir şey demedi. Çok iyi. Oğlum çok kötü. Oha! Oğlum bu ne ya? Sevmediğim insanların kahvesine tükürüyorum. Çok eğlenceli, siz de yapın. Seni bu videodan sonra engelleyeceğim. Lütfen böyle şeyler yapma. Yarın bir gün bize de yapar oğlum. Mami Cobain'i ilk gördüğümde 15 sandım. Sonra 19 olduğunu öğrendim. Hala tam inanamıyorum. Gerçekten 19'um. Hatta bana askerlik mesajı bile geldi. TikTok'tan görebilirsiniz arkadaşlar. Ama babyface olmanın dezavantajları. Evet. Sakallarınız çıkmıyorsa 19 yaşınızda bile 15 gözüküyorsunuz. Biraz sıkıntılı bir durum. Babama kızdığım için babamın numarasını yaydım. Telefon susmuyor. Sayın Eda Korkmaz'ın babası. İzliyorsanız bu yaptı. Herkesin ilişkisine tavsiye veren ama asla kimseyle sevgili olmayan o kişiyim. Mami Cobain. Sevdiğim çocuğun aşık olduğu kızla çıktım. Sevdiğim çocuğun... Bir dakika. Oğlum bu... lan. Oğlum bir dakika, bu sıkıntılı. Lan bu kız. Sevdiğim çocuk var. Ben kızım. Sevdiğim çocuğun aşık olduğu kız var. Yani ben kızım. Kızla... Yazıklar olsun. Kız yönelim değiştirmiş kıskandırmak için. Saçlarını kazıttığın videoda tipin çok kötüydü. Evet ya, ben o videoyu açamıyorum arkadaşlar. Saçımın 3 numara olduğu videoyu açıp izleyemiyorum. Cidden çok kötü. Evdeki fazlalık telefonu babamlardan habersiz birine yollamıştım. Oğlum bunlar nasıl insanlar lan? Ve bunlar bizim takipçilerimiz kanka. Eskiden yatılı kursta sabah namazına kaldırmaya gelen hocayı namazı kıldık dedim. 14 kişinin günahına girdim ama. O kanka herif kendini sürüklüyor, bir de 14 kişiyi bir an aynı anda sürüklüyor. Seni çok seviyorum, itiraf değil harbi, ama olsun demiş. Merve Tarhan, biz de seni çok seviyoruz. Eski sevgilimin arkadaşıyla sevgili olmuştum. Ya bu çok da bu şey herkes. Dayıma sinir olduğum için telefonumdan yengeme başka bir kadın gibi mesaj attım, ayrıldılar. Hoş, adam da gönüllüymüş oğlum başka karı gelmesine. Düşünsene, bak sen kız fake hesabı açıp dayına yazıyorsun, sonra eşiyle boşanıyorlar. Bu video kötü. Oğlum gerçekten ya. Çok kötü. Bu videoyu çekmeseydik keşke. Sıradakini oku. Lütfen kötü bir şey olmasın kanka, yeter artık. Ben zamanında birinden hoşlanıyordum. Bu çocuk da benden hoşlanıyordu. Farklı sınıftaydı o zaman. Çocuğun snap'indeki bir şey SS almıştım. Çocuk bana engel atmıştı. O zamandan belli snap hesabı açmıyor. Snap'tan ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Selam Tuna abi, bu lütfen bana videomdan okudun. Bak Yaren Hakkı'nın yazına bak. Sizin videoları izlerken arkadaşım arıyor. Her seferinde açmıyorum. Sonra video bitince arıyorum ve dışarıdaydım diyorum. Bunu her seferinde yiyorlar. Yaren teşekkür ederiz. Yaren teşekkür ederiz. Yaren Hakkan. Sana da kalp. Abi Mami Cobain bana engel attı. Asla beklemezdim. Hashtag Mami Cobain yaşamasın. Harun kaldıracağım lan. Sen niye herkes engelliyorsun lan? Kanka bir şey yazmıştır. Sıçarken iş kakana baktı. Yok kanka, bakmadık. Bazen sıkıldığımda Mami'nin hesabını stalkluyorum şakasız. Teşekkürler. Bunu yapan 3.981.000 kişi oldun, tebrikler. Hüseyin'in kaş piercingini ağzıma dolandırmak istiyorum. Yağız MP ile aynı sakızı çiğnemek istiyorum yazmış. Oğlum bak, bunu da bu kız yazmış. Bunu bak bu kız... Beyza... Bu çok sapıkçı bir kız. Bak kendine. Beyza Hüseyin'in kaş piercingini ağzında dolandırmak istiyormuş ve Yağız'la aynı sakızı çiğnemek istiyormuş. Keşke Yağız MP'de aramızda olsaydı, büyük ihtimalle bu teklifini kabul ederdi. Yağız ve Hüseyin, lütfen Beyza'yı engelleyin bu videodan sonra. Sevgilim varken bir çocukla buluştum ve buluşmaya giderken de sevgilimle konuştum. Vay oros. Sansür. Tuna gitme. Videonun izlenmesi lazım. Arkadaşlar bu kadardı. Hani daha fazla pislik bulamadık. Ya iyi ki video erken bitti. Çünkü harbi, daha fazla dayanamayacaktım ben. Oğlum nasıl insanlar var ya? Gerçekten yazıklar olsun yani. Gençlik nereye gidiyor? Bizim Instagram hesaplarımızı takip edin lütfen. Mami Cobain, Tuna World. Aynı şekilde TikTok ve YouTube'dan da. Sizi çok seviyoruz.